Kontrol Mimarlığa hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Sayın arkadaşlarım, Şantiye serisinde en son son tabliğimizin betonunu atmıştık. Ve ondan sonra 31 Aralık tarihinde atmıştık son tabliğimizin betonunu. Ve şu an tarihimiz 7 Ocak sayın arkadaşlar. 31 Aralık'tan 7 Ocak'a kadar neden hiçbir şey olmadı? Çünkü sayın arkadaşlar, hava ciddi oranda soğuktu ve biz normalde biliyorsunuz 7 kat 7 günde belki üst katın kalıbını bile çakarız, ama şu an hava soğuk olduğundan dolayı zaten beton hamur gibi kalıyor, tamam mı? Ciddi oranda zor priz alıyor. O yüzden biz de biraz garantide olsun diye biraz daha uzun tuttuk bu süreci ve şu an 7 Aralık tarihine geldik sayın arkadaşlar. Normalde eğer programımıza göre gitseydik herhalde 10 Aralık'ta falan atıyorduk o betonu, ama gördüğünüz üzere hava durumları biraz ertelemelere neden olabiliyor. Derken sayın arkadaşlarım, bakın, biz üst katın betonunu bir inceleyelim şu an. Burada bir eğimli bir yer bırakmışız. Bu eğimli yeri bırakmamızın nedeni ne sayın arkadaşlarım? Bu eğimli yeri bırakmamızın nedeni bizim çatımızın eğimli gelmesi. Çatıyı anlatırken göreceğiz zaten. Onda sıkıntınız yok. Ama şöyle söyleyeyim, mesela 3D programları falan kullanırken bazen şöyle bir şey oluyor. Bunu tutuyorsunuz, alttan kaldırıyorsunuz. Geliyorsunuz, çatıyı da üstüne oturtuyorsunuz. Tak, burada bir boşluk kalıyor. Çünkü ister istemez projelerde ne kadar detay çizilebilir? İşte bu kısım mesela görünüşlerde falan da görünmediği için bu kısmı bilemiyorsunuz. Bazen projeden kaldırıyorsunuz falan, orada bir tane delik kalıyor. İşte sayın arkadaşlarım, orada o deliği kalmaması için bu şekilde bir eğimli yüzey yapıyorsunuz betondan ki gelsin direkt otursun üzerine, buradan bir içeriye atmosferik müdahaleler olmasın diye. Derken ilerleyelim. Bakın, parapet kısmımız var. Bizim parapet kısmımızı da gene çatı yaparken nedenini falan göreceğiz. Aşağıdan görünüş, görüntüde nasıl bir etkisi olduğunu da inceleriz, beraber tartışırız. Derken ustalarımız bugün ne yapıyor? Ustalarımız bugün gördüğünüz üzere sayın arkadaşlarım, gene bizim asansör kulemiz için olan kolonların aks çalışmalarını yapıyorlar. Şimdi ben size şurada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ya şimdi burası biraz fazla. Normalde benim önceki asansör kulelerimin belki iki katı boyutunda. Bunun yarısı kadar olanları da vardı. Ben size şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya Yasir, ya 3 kolon 5 kolon, biz buna tekrar ip çekmemize, tekrar aks için işlemler yapmamıza gerek var mı? Evet var. 3 kolonda olsa, 1 kolonda olsa, 5 kolonda olsa üst katı çıkınca bu işlemin yapılmasında gerek var. Bu konuda hassas olunmasında fayda var sayın arkadaşlar. Bir ikincisi, hani size bu, hani hangi olayda sert, hangi olayda etrafınızdaki insanları dinlemeniz gerektiğiyle alakalı konuşuyorum burada. Şimdi size diyecekler ki mesela, ya diyecek şefim, diyecek ben, diyecek alt aşağıdaki kolondan, zaten aşağıdaki kolonun kalıbından referans aldım. Hani o zaman daha kolonların aşağıdaki kolonların kalıbı sökülmemiş oluyor ya. Ben de orada hesaplamıştım, ondan direkt çizdim, yukarıya koyuyorum diyecek. Direkt onun aynı yerine çakmak isteyecek. Ortalardaki kolonda da ya 2,5 santimetre genişletip direkt çakanlar var yani. Bu şeyde hiç abartı söylemiyorum. Gerçekten çok sık olan bir şey. Çok büyük bir hata arkadaşlar. Neyse, referans alan arkadaş için de tamam, sen buradan referans alabilirsin. Problem yok. Bu seni doğruya yaklaştırır. Ama sen yine şakülünle kontrol edeceksin sayın arkadaşlar. Şakülünle kontrol etmeden doğruluğunu kabul etmiyoruz. Şakülle kontrol eder, evet burası doğrudur der, oradan sonra oradan her yere dağıtır, hiç problem yok. Derken biz artık bu katın, biz asansör kulesinin kalıbına başlıyoruz sayın arkadaşlar. Ve bakın, ipimiz çekilmiş durumda yine. İpimize göre kolonlar yapılıyor. Bu katın kolonlarında biraz da yüksek olacağı için, biraz yüksek kurulacak burası. Biraz da kalıbın farklılıklarını inceleyeceğiz sayın arkadaşlar ve asansör kulesinin farklılıklarını inceleyeceğiz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Şimdi burası neden direkt bir çatı yapmıyoruz? Asansör kulesi yapıyoruz. Sonuçta burası da içeride kalacak. Öyle yapamaz mıyız? Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey var. Aynı sıfırında bitiremezsiniz. Neden? Çünkü bunun bir asansörün bir motoru var. Kuvvetli bir motoru var bu asansör. Bunun biraz daha yükseğinde olacak ki bu şeyi çekebilsin. Şimdi biz direkt buraya koyamayız bu motoru. Kendi bir haznesi olması lazım. Bu asansör
Motorunu belli bir mesafe yukarıya koydunuz. Mekanizmaları falan gerektiğinden dolayı belli bir mesafe yukarıya koydunuz. O da zannediyorum minimum 1,5 metreydi. Ondan sonra sayın arkadaşlar, tabii ona da bir atmosferik etkiler gelmemesi için onun üzerine de yine bir çıkıntı yapacaksınız ki ona bir atmosfer o malzememizi bozmasın, eskitmesin. Öyle olunca ister istemez bir asansör kulesi oluyor. Bu asansör kulesine de işte merdiven ulaşıyor. Merdivenle birleşik yapan var, yapmayan var. O projeye bağlı olan bir şey ama ister istemez aşağı yukarı artık her binada bir asansör kulesi mevcuttur sayın arkadaşlar. Mesela şu arkadan görünen de bakın şurada mesela kalmış yapının asansör kulesi. Ben bir ara diğerlerini de gösteririm, inceleriz. Onda problem yok sayın arkadaşlarım. Derken ilerleyelim. Bakın diğer kısmını. Şimdi artık malzemelerin sayın arkadaşlar aynı şekilde kullanmayacağız. Çatıda kullanılacak mesela şu beşonlar falan çatıda kullanılır. Bu plywood malzeme de muhtemelen kullanılır ama işte biz artık birleşik olarak işimize yaramayacak. Açacağız. İşte çivileri temizlenecek. Ondan sonra istediğimiz şekilde istifleyeceğiz malzemeyi, işe yaramayan malzemeyi istifleyeceğiz, koyacağız buraya, işe yaramayan malzemeyi artık aşağıya göndereceğiz. İşimiz bitiyor çünkü. Derken bakın asansör kulesinin bir kısmı yapıldı sayın arkadaşlarım. Mantık olarak aşağı yukarı aynı ama bakın normalde biz asansör bu kolonlarımızın yüksekliğini şuraya kadar falan yapıyorduk biliyorsunuz. Şu an buraya kadar yapılmamış. Neden? Çünkü bu şekilde gelecek burası. Oraya buraya kadar olan mesafede duvar örülecek. İşte tuğla ya da BIMS neyse duvar örülecek. Yukarıya kadar gelmeyecek sayın arkadaşlar. Bu şekilde bir asansörün motorunun olacağı yeri oluşturuyoruz. Peki Yasir, siz bu kısmı bakın bu kısım sonuçta boşlukta çalışan bir kısım. Neden alt katın kalıbıyla beraber çakmadınız? Alt katın kalıbıyla beraber çakılması normalde gerekirdi sayın arkadaşlar. Bizim çakamamamızın nedeni ise malzememizin o an yeterli gelmemesi. Çok fazla saçaklarda da malzeme yemesinden dolayı malzememizin eksik kalması. Peki o zaman biz ne yapacağız? Şimdi burada biraz daha ilerleteyim. Şimdi burada bir yüzey oluşacak. Bir de bunun üstünde bir yüzey oluşacak. Biz betonu iki kere mi alacağız, satın alacağız? Sayın arkadaşlar betonu iki kere almamak için çünkü çok yüksek bir noktada pompa geliyor kuruluyor. Beton firmasının mikserler geliyor şudur budur. Bir tekrar tekrar zaten soğuklar var. Priz alma süresi de uzun olduğu için iki kere de yapmayacağız. Burada farklı bir uygulama yapacağız sayın arkadaşlar. Çift katın bunun iki tane kısmının betonunu aynı anda atacağız. Uygulama açısından zor bir olay, taşıyıcı açısından bir sıkıntı yok sayın arkadaşlar. Bakın şu an çalışmalarımıza devam ediyoruz. Asansör kulemizi falan oluşturalım. Zaten yaptıkça göreceksiniz sayın arkadaşlar. Zaten Allah izin verirse asansörün yapılma aşamalarında falan da burada olacağım için o motorun konulmasını falan da göreceğimiz için hiçbir sıkıntı olmayacak asansörde yapacağımız için her şey yerine oturacak diye düşünüyorum. Bakın motor işte şu kısımda kalacak anladınız mı? İşte bu demirler gelecek burada birlikte demirler beton falan olacak. İşte diyelim ki kalınlığı şu kadar olsun onun üzerinde de şurada bir motor duracak. Derken ilerleyelim. Evet arkadaşlar hava biraz kapandı. Yağış falan olabilir her an ama yağış olana kadar çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yağış olursa da aşağıdan sökmeye başlarız. Problem yok yine. Bakın bu da ikinci artık şeyine çıkıyor. Burada kiriş falan vardı hatırlarsınız. İkinci kısmının kalıbını da yapmaya yavaş yavaş başlayacağız sayın arkadaşlar. Şuralar kapandıktan sonra tabii şurası da kapanacak. Bakın bir üst tarafınınki de başlayacak. Evet, buradan itibaren artık sayın arkadaşlarım 8 Ocak tarihine geçeceğiz. 8 Ocak tarihinde buralarda biraz kolonlar uzun olduğu için falan anlatmak istediğim başka şeyler var. O yüzden direkt 8 Ocak tarihinden bir sonraki videoyla başlayalım sayın arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın.